PPK özel yayınıyla karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 senesinin son faiz kararını açıklayacak. PPK kararında %9 olan politika faizinin sabit tutulması bekleniyor. Dolayısıyla faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Zaten hatırlanacağı üzere bir önceki toplantıda, yani Kasım kararında Merkez Bankası faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğini söylemişti. Dolayısıyla faizlerde değişiklik yok. Ama metnin detaylarında neler olacak, bunu takip edeceğiz. PPK özel yayınında Aralık ayında ve son 2022'nin son faiz kararında bana İş Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve HSBC Portföy Baş Ekonomisi İbrahim Aksoy eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İş portföy olarak düzeltmek isterim sistemi. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı. Biz ısrarla iki toplantıdır Nilüfer. Arkadaşlarımız böyle bir ünvan layık görüyor ama kusura bakma, düzeltiyoruz. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin bizimle dedik. O zaman Nilüfer, hemen senle başlayayım, sözü sana vereyim. Faizlerde değişiklik beklenmiyor ama metinde nelere atıfta bulunur sence? Yani dediğin gibi faiz kararı çok net aslında. Döngüyü, indirim döngüsünü sonlandırdık demişti ama bir yandan da makro ihtiyati tedbirleri devam edecek demişti ve peşi sıra bazı açıklamalar gelmişti, duyurular olmuştu bu konuda. Muhtemelen bu metinde de makro ihtiyati tedbirlerle ilgili bir yönlendirmesi olabilir diye düşünüyorum. Hatta bu yıl sonunda yıllık para ve kur politikası raporu da yayınlanacak. Belki orada bunun detaylarını göreceğiz ama bu metinde de belki bir yönlendirmesi olabilir. Bir de tabii 2023 yılına giriyoruz artık. 2023 yılında da döngünün sonlandırıldığı ifadesi geçerliliğini korur mu? Yoksa burada bir indirime sebep olabilecek bir takım gelişmelere gebe midir 2023? Bu konuda bir sinyal verip vermeyeceği önemli olacak diye düşünüyorum. Peki hemen dönelim HSBC Portföy Baş Ekonomisi İbrahim Aksoy'a. İbrahim Bey, siz neler söylersiniz? Aslında Nilüfer'le ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Faizlerin sabit tutulmasını bekliyorum ben de. Ama bu para ve kur politikası metninde açıklanacak adımların ilk işaretlerini verebilir PPK karar metninde Merkez Bankası. Çünkü makro ihtiyati adımlarla yola devam edecek gibi görünüyor. Sistemdeki toplam Türk lirası ağırlığının artması yönünde adımlar devam edecek gibi görünüyor 2023 yılında. Bunu biz geçici bir süreç olarak görmüyoruz. Yani hani kalıcı bir strateji olarak görünüyor. Bunun işaretlerini verebilir Merkez Bankası diye düşünüyorum. Ben de Nilüfer'le benzer düşünüyorum. Hani bu toplantıda beklemede kalabilir Merkez Bankası ama... Peki faiz kararı geldi, %9 seviyesinde sabit tutuldu faizler. Çok özür dileyerek böldüm İbrahim Aksoy'u. Hemen hızlıca bir metne bakalım, sonrasında tekrar İbrahim Bey sözü size vereceğim. Özellikle %9'da politika faizini tutarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir haftalık repo faizini, yine ilk paragrafta her zaman olduğu gibi jeopolitik risklere atıfta bulunmuş. Açıklanan öncü veriler sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarında etkisiyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğini işaret etmektedir diyor. Daha önceki toplantıda da iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir demişti. Burada bu ifadeyi çıkarmış, iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi ifadesini çıkarmış. Türkiye yine ikinci cümle, daha önceki toplantıda da belirtildiği gibi Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir demiş ve küresel taraftaki enflasyonda yine atıfta bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk cümlede, paragrafın ilk cümlesinde açıklanan öncü verilere
atıfta bulunuyor Merkez Bankası. O tarafta daha önceki toplantıdan farklı olarak küresel ekonomiye ilişkin. Bununla beraber yine bir diğer değişiklik, özellikle arz kısıtlarının olumsuz etkilerini azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyondaki yüksek seviye demiş. Diğerinde fiyatların artış eğilimi demişti. Bu sefer de enflasyonun yüksek seviyesi sürdürmektedir diyor. İlk paragrafın son cümlesi metne yeni eklenmiş. Hemen onu da aktaralım. Diyor ki Merkez Bankası, ayrıca finansal piyasalar artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmayı başlamıştır. Dolayısıyla küresel merkez bankalarının faiz artış döngüsünün yavaş yavaş noktalandığını söylemiş, buna değerlendirmiş. İkinci paragrafta 2022'nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşti diyor Merkez Bankası ve buna ilişkinde özellikle bu büyümeye atıfta bulunurken daha öncekinde bunda ilk 3 çeyreğinde güçlü bir büyüme demiş. 3. çeyreği de katmış TCMB. Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü işaret etmektedir. Bununla birlikte imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların İç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir demiş. Daha önceki toplantıda da etkiler belirgin hale gelmektedir demişti. Bu özellikle arz kapasitesi ve iç talep. Bu toplantıda da etkilerin sınırlı düzeyde kaldığını görüyoruz demişler. Yine ikinci paragrafın son cümlesinde yeni eklenen bir cümle. Diyor ki Merkez Bankası kurul parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir demiş. Daha önceki toplantıda açılan politika ve kredi faiz makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge demişti. Bu ifadeyi de değiştirdiğini görüyoruz Merkez Bankası'nın. Ve hemen gidelim tekrar İbrahim Aksoy'a. İbrahim Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu açılan kredi makasından ziyade, yani politika, kredi faiz makası ve makro ihtiyati tedbirlerden ziyade bu sefer TCMB o paragrafta fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç seti liralaşma hedefiyle uyumlu hale gelecektir demiş. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani şöyle, aslında Merkez Bankası zaten geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla Türk lirası mevduat payını, bankalardaki Türk lirası mevduat payını %60'a çıkarmayı hedeflemişti. Eğer mevduat payı, TL mevduat payı %50'nin altında olursa bankalar zorunlu karşılıklarını %8 komisyon ödeyecekler. Eğer %50 ile 60 arasında olursa ise %3 komisyon ödeyecekler. Fakat biz bu tarafta hani bu tedbirlerin devam etmesini bekliyoruz. Yani aslında belki %60'ı tutturduğu zaman bankalar, bu oran %70'e çıkartılacak. Belki daha sonra %80'e çıkartılacak. Hani bunu geçici bir süreç olarak görmüyoruz. Hani zaten Ağustos başından beri bireylerin döviz mevduatında 12,5 milyar dolarlık bir düşüş var. Çok ciddi bir düşüş aslında. Bu da kurdaki stabiliteye katkıda bulunuyor. Çünkü dövizin bir getirisi kalmamış durumda. Fakat istenen şey bu düşüşün kalıcı olması. Hani şöyle bir şeyi arzuladığını düşünmüyorum ben ekonomi yönetiminin. Bir süre döviz mevduatlarının payı düşsün toplam içerisinde. Daha sonra tekrar artabilir şeklinde bir görüşleri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yoğun olarak bu tür adımlar devam edecek diye düşünüyoruz. Bunu da tabii bu metinde de ifade etmişler. Para ve kur politikası 2023 yılında para ve kur politikası metninde açıklayacaklar. Bugün yarın o metin de açıklanacak. Belki gelecek haftaya kalabilir. O metinde detayları daha fazla göreceğiz. Ama gördüğüm kadarıyla yeni regülasyonlar gelmeye devam edecek ve buna paralel olarak tabii ki bu regülasyonlarla gelen değişikliklerde de zaman zaman değişiklikler görebileceğiz diye düşünüyorum. Özetle Merkez Bankası bu yeni ekonomi programına uygun olan stratejisini devam ettiriyor, görünüyor. Yani yapılmak istenen aslında şu: kuru görece stabil tutarak
baz etkilerinin enflasyondaki düşüşe tam olarak yansımasını sağlamak. Bunun dışında hani enflasyonla mücadele konusunda ana olarak yapılan bu aslında Merkez Bankası tarafından. Kurun görece yatay kalmasını sağlamaya çalışıyor Merkez Bankası ve enflasyonda düşüşün gerçekleşmesini görmeye çalışıyor. Yani hani bununla birlikte hani faiz silahı enflasyona karşı kullanılmadığı için faiz halen enflasyonun çok çok altında. Muhtemelen yeni adımlar görmeye devam edeceğiz. Bir de şöyle bir nokta var. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıkladığı üzere önümüzdeki günlerde yeni bir kredi garanti fonu paketi açıklanacak. Bireyleri de kapsayacak şekilde, konut kredilerini de kapsayacak şekilde. Bunların hepsi aslında bir anlamda ekonomik aktivite açısından olumlu olmakla beraber büyüme açısından ekonomik aktivite için olumlu olsa da enflasyon açısından yüksek talep olarak bir miktar olumsuz etkiye sahip olabilir. Bu olumsuz etkiyi de bertaraf etmek için de ben Merkez Bankası'nın yeni kurallar açıklayabileceğini düşünüyorum. Böyle özetleyebilirim görüşlerimizi. Peki hemen dönelim Nilüfer Sezgin'e. Nilüfer, nasıl yorumladın değişiklikleri metindeki? Evet, yani burada tabii özellikle iç taleple ilgili söylediği ve dikkat çektiği kısım önemli diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Yani dış talep etkisiyle büyümede bir yavaşlama var ama bunun iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkileri şimdilik sınırlı diyor. Sen de bahsettin bir önceki açıkladığında biraz daha bu anlamda daha endişeli gibi bir izlenim bırakmıştı Merkez Bankası. İç talep ve arz kapasitesi üzerindeki şimdilik sınırlı olan etkileri daha belirgin hale geliyor diye bir ifade kullanmıştı. Şimdi onu birazcık yumuşatmış. Biraz sanki gelişmeler tahmin ettiği kadar ya da endişe ettiği kadar sert olmamış diye anlıyorum ben buradan. Bunun da tabii Merkez Bankası'nın politikaları üzerinde bir yansıması oluyor. Yani eğer iç talep çok daha belirgin bir yavaşlama içerisinde olsa Merkez Bankası'ndan belki kredi politikasında bir miktar makro ihtiyaç tedbirleri gevşetici yönde adımlar atması beklenebilirken şu anda pek o yönde bir sinyal vermediğini görüyoruz. Ama tabii ki hani Merkez Bankası'ndan bir açıklama bu anlamda yoksa da İbrahim de bahsetti KGF paketleriyle bir yandan tabii başka kanallardan burada adımlar atılıyor ama Merkez Bankası cephesinden böyle bir adım gelmemiş. Yine bu ikinci paragraf özelinde bakmak gerekirse yani biraz daha ilk paragrafa göre daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir yandan kredi ve mevduat makası ya da politika faizi ve kredi makası diye de bakabiliriz. Burada zaten bayağı ciddi bir düşüş oldu. Hatta tam terse geçti biliyorsunuz. Yani mevduatın da altında kredi faizleri oluşmaya başladı. Dolayısıyla hani bu tarafta çok da söyleyecek bir şey Merkez Bankası'nın kalmamış, yakından izleniyor. Yani artık yenilen seviyeleri herhalde Merkez Bankası makul buluyor ki burada ilave bir yönlendirme yapma ihtiyacı duymamış. Fakat diğer yandan fonlama yapısıyla ilgili olarak bir mesaj vermiş ve liralaşma stratejisi kapsamında fonlama yapısının da içerecek şekilde fonlama kanalı hatta başta olmak üzere tüm politika araç seti uyumlu hale getirilecektir liralaşma stratejisiyle demiş. Burada tabii fonlama deyince Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine sağladığı fonlamanın yapısı diye anlıyorum ben. Yani öyle anlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu da malum bir açık piyasa işlemleriyle yani normal repo ihaleleriyle bir de swap'la yapılıyor. Burada fonlamanın liralaşma hedefiyle uyumlu hale getirilmesi muhtemelen hani swap'tan ziyade API fonlamanın ağırlığının arttırılması na yönelik bir ifade diye düşünüyorum Nilüfer, bu. Nilüfer şu an ne kadar yani fonlama kanallarına bakıldığında yüzde dağılımda ne kadar API ile fonlanıyor? Evet. Yani tabii API'nin şimdi bir rakamları bulmaya çalışayım ama API'nin ağırlığı şu anda tabii daha düşük. Swap'la çok daha fazla yani 40 milyar dolardan biraz daha fazla yapılıyor. Bu da yaklaşık olarak işte 800 küsür milyar diye düşünsek herhalde API'nin rakamı da 300 civarında olması lazım ya da 300'ü biraz üzerinde olması lazım diye hatırlıyorum. Yani dolayısıyla swap şu anda daha fazla ve burada anlaşılan o ki Merkez Bankası biraz daha TL yani normal API yoluyla yapılan
fonlamanın ağırlığını arttırmak istiyor. Bu da ne anlama gelir ya da uyumlu mudur şu anki gidişatla diye bakarsak, yani burada biliyorsun hani bankaların döviz mevduattan TL mevduata daha fazla kompozisyon olarak kaymasını teşvik edecek düzenlemeler var bir yandan. Bu tabii bankaların DTH'ın düşmesi, son dönemlerde görüyoruz DTH'ın düştüğünü. Bu bir miktar swap fonlamanın zaten son dönemde biraz azalıyor bu arada swap miktarı. Bunun azalmasının devamını getirebilecek bir konu. Bir yandan dış kaynaklardan bankaların elde ettiği fonlama da dış borç yenileme oranları düştüğü için bu tarafta da bir gerileme var. Dolayısıyla hani doğal olarak da sanki süreç biraz o tarafa doğru gidiyor gibi görünüyor. Bunu hızlandırmak için ya da daha da belirgin hale gelmesi için başka ne tip adımlar atabilir? Onu görmek lazım ama yapabileceği şeyler olabilir elbette. Bir de Güzem, tabii bunun madalyonun iki yüzü var. Yani bir bunu yaparken bir yandan da Merkez Bankası'nın rezervlerine de bunun bir etkisi olabilir. Çünkü swaplar biliyorsun muhasebesel olarak Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervinin içinde muhasebeleştiriliyor. Eğer hani swap fonlama azalırsa burada bunun rezervi nasıl etkileyeceği ve hem brüt hem net rezerviye bakıldığında nasıl bir etkisi olacağını da tabii ki düşünmek lazım. Burada alternatif bir rezerve, yani swaptan gelebilecek olumsuz etkiyi bertaraf edecek de bir dengeleyici bir şey yapılıyor olması gerekebilir. Buna da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Onun dışında da hani genel olarak faiz kararını değerlendirdiğimizde de malum zaten sonlandırmıştı indirim döngüsünü, bunu bir önceki metinde ifade etmişti. Burada da şu anki, yani yeni metninde de şu anki mevcut şartların düşünüldüğünde, riskler dikkate alındığında mevcut faiz seviyesinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir diye bir ifadesi olmuş. Hani ilk girişte biraz İbrahim'le konuşmuştuk, yani şeye, ileriye yönelik acaba bir mesajı olur mu burada, 2023 yılı faiz politikasına ilişkin bir mesaj alır mıyız diye düşünüyorduk ama ben baktığım kadarıyla, hızlıca baktığımda metne, oraya yönelik bir mesaj göremedim. Peki devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim aranın arkasından. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve HSBC Portföy Baş Ekonomisi İbrahim Maksoy'la PPK özel yayına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk İş'ten önemli bir son dakika var. Hemen hızlıca onu aktaralım. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönemde fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusu diyor Türk İş. Şu anki asgari ücrete ilişkin fiyat artışlarının gerisinde kalabilir asgari ücret demiş ve özellikle anayasaya göre asgari ücret tespitinde geçim şartları göz önünde bulundurulmalıydı. TÜİK bu konuda çalışma yapmaktan kaçınır. Şimdi oldukça önemli son dakikalar. Biliyorsunuz daha önce TÜİK'in açlık yoksulluk sınırı gibi geçim koşulları endeksleri açıklanıyordu. Fakat bu sefer TÜİK bunu yapmaktan kaçındı. Biz belirleyici olmak istemiyoruz dediler ve uzun yıllardan sonra ilk defa TÜİK bunu yapmadı. Ve işte Türk İş'te diyor ki buna ilişkin, anayasaya göre asgari ücret tespitinde geçim şartları göz önünde bulundurulmalı Türkiye Anayasası'na göre. Fakat buna rağmen TÜİK bu konuda bir çalışma yapmadı. Çalışma yapmaktan kaçındı. Birazdan konuklarımızla bu detayları konuşacağız ama şimdi gidelim araştırma masasına. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Şimdi iki tane aslında temel değişiklik var. Biri dış koşullar. Merkez Bankası diyor ki artık faiz artış döngüsünün yavaş yavaş sonuna gelindi. TCMB de buna atıfta bulunmuş. İkincisi de fonlama kanallarının değişeceği. Ama her ikisini tek potada erittiğimizde yatırımcının ve sokaktaki vatandaşın aklında tek soru var. 2023'te politika seti nereye evrilecek? Faiz silahı mı kullanılacak yoksa diğer makro ihtiyati tedbirler mi? Sana soralım, beklentiler nasıl şekilleniyor?
Yani biz bunu sorduk ankette. Aynı şekilde ekonomistlerin de yani çok farklı fikirleri var diyeyim. Hatta büyük bir çoğunluğu, sabahta bahsetmiştim bunu, 18 tane kuruma biz sorduk, anket yaptık. Burada 10 tane kurum 2023 yılı sonu için faiz beklentilerini paylaşmadı. Çünkü hani şu an bunu paylaşmalarının hani bu, yani bunu paylaşmalarında rakamlarda herhangi bir çalışma yapmadıklarını söylediler. 8 tane kurum burada tahminlerini paylaştı. Orada da %6 faiz bekleyen var 2023 yılı sonunda. %35 faiz bekleyen de var. Yani çok makasın açıldığını görüyoruz. Burada medyana bakarsak %21'lik bir faiz. En azından şimdilik onu söyleyebilirim. Sadece 8 kurumun tahminine göre olduğunu hatırlatayım. 2023 yılı sonunda %21'lik bir faiz öngörüyorlar. Burada sadece bu anket içerisinde sorduğumuz bir soru vardı. İlk defa böyle bir soru ekledik. Seçime kadar faizlerde herhangi bir şekilde değişikliğe gidilmesini bekler misiniz? Ama arttırım ama azaltım yönünde. Bu konuda 18 kurumun 17'si faizlerde seçime kadar herhangi bir şekilde değişiklik beklemediklerini söylerken sadece bir kurum faizde seçime kadar değişiklik olabileceği yönünde tahminde bulundu. Bunu da bir bu anket özelinde eklemiş olalım. Piyasa tepkilerine dönüp bakarsak Borsa İstanbul tarafında veyahut döviz piyasasında karar sonrasında herhangi bir majör değişiklik görmedik. Hemen bunu da grafiklerle aktarmaya çalışalım. Borsa İstanbul cephesine bakarsak karar sonrasında Borsa İstanbul'un performansını şu sarı renkle görmekteyiz. Ortalamalara paralel bir hareket gerçekleştirdi. Daha önceki döneme bakarsak mesela 24 Kasım'daki karar sonrasında faizlerde Borsa İstanbul'da aşağı yönlü bir hareket görmüştük. Faiz indirimi 150 bas puan gelmişti. Ondan önceki faiz indirimi yine 150 bas puandı. Benzer bir şekilde Borsa İstanbul'da aşağı yönlü bir hareket, akabinde toparlama görmüştük ilk yarım saatlik harekette. Diğer taraftan mesela Eylül ayına baktığımızda Eylül ayında faiz indirimi sonrasında Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyir görmüştük. Özellikle burada Ağustos ayında faizin uzun bir aradan sonra %14'ten %13'e inmesiyle birlikte borsadaki satışların %2'lere kadar ulaştığını takip etmiştik. Ama bugünkü gelen kararda sadece onu bıraktığımızda endekste majör bir değişiklik olmadığını hatırlatalım. Aynı tabloya döviz cephesinden bakarsak bu karar sonrasında şu an dövizde yatay bir seyir var. Herhangi bir şekilde kararın döviz piyasasında bir hareketliliğe sebep olmadığını gördük. Ve burada daha öncekilere bakarsak 24 Kasım'da da benzer senaryo vardı. 20 Ekim'de de benzer senaryo vardı. 22 Eylül'ü eklediğimizde faiz kararı sonrasında ilk yarım saatlik spamlerde herhangi bir değişiklik yoktu. Özellikle burada majör hareketi biz 18 Ağustos'ta görmüştük. Orada da faiz 14'ten 13'e indirilince dolar TL tarafında yukarı yönlü bir hareket izlemiştik. Ama dediğim gibi son 1, 2, 3 ve bu toplantıyla da birlikte 4 toplantıdır. Karar sonrasında faiz döviz piyasasında hareketlilik yok denecek kadar az gözümüze çarpıyor güzel. Evet, sabah da konuşmuştuk aslında Kutay, non event diyoruz yani piyasa etkisi olmayan, piyasada haber değeri taşımayan şeklinde zaten son birkaç toplantıdır. Kur müdahale ile yatay kaldığı için TCMB kararı sonrası zaten bir faiz indirse dahi bir oynaklık görmüyorduk. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. PPK özel yayınına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İş Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Nilüfer Sezgin ve HSBC Portföy Baş Ekonomisi İbrahim Aksoy ile beraber. İbrahim Bey, şimdi ben hemen bu son API rakamlarını da ekrana getireyim. Az önce zaten Nilüfer Sezgin de vurgulamıştı. 158 milyar civarındaydı API ile fonlama ama ağırlıklı 800 milyarın üzerindeki rakam swaplardan kabaca toplamda 1 trilyon gibi bir fonlama var. Şimdi API ile fonlamanın payı giderek azalıyor. Zaten bu sene yüzdesel olarak da nominal rakam olarak da toplam fonlamanın içerisinde aldığı payın giderek azaldığını gördük. Şimdi Merkez Bankası'nın bu metinde dikkat çektiği fonlama kanalları bu mu? Bunlar mı? Swap ve API fonlaması mı? Yoksa bunun dışında başka hangi fonlama kanallarını kullanacak sizce piyasayı yönetmek için?
Tabii swap ihalelerinde politika faizinin altında oranların oluştuğunu görebiliyoruz. Yani hani 3 aylık ve 6 aylık ihaleleri kastediyorum. Orada TL fonlamasına daha uygun faizlerle erişebiliyor bankalar. O yüzden o tarafa doğru bir yoğunlaşma olabilir diye düşünüyorum ben. Bu toplam fonlamada. Diğer yandan hani halen aslında politika faiziyle kredi faizleri arasında ciddi bir fark var. Bu %9'luk oran aslında bir anlamda bankaların düzenlemeler sonucu satın aldığı uzun vadeli tahvilleri fonlamasını sağlıyor. Yani hani çünkü Merkez Bankası bankalardan kredi verdikçe uzun vadeli devlet tahvili almalarını istiyor ve şu anda faiz oranlarına bakıyorum ben. 10 yıllık tahvil faizi %9.83'te. Hani 5 yıllık tahvil faizi %9'un altına inmiş durumda. Hani böyle bir ortamda bu tahvilleri ancak bankalar Merkez Bankası'ndan %9'luk bir kaynak alarak fonlayabilir gibi görünüyor. Yani hani bunun dışında bunları fonlamak çok zor. Bu yüzden de hani %9'luk rakam ana olarak burada kullanılıyor diye düşünüyorum ben. Hani yoksa verilen kredi faizleri halen politika faizinin önemli ölçüde üzerinde. Belki Merkez Bankası şöyle bir şey yapabilir. Hani zaten geçtiğimiz dönemde de bu tür fonlama yoluna başvurdu. Yatırımcılar için, yatırımlar için yeni kredi imkanları açıklayabilir. Belki politika faizinin altında faizlerle bankaların yatırımcılara sağlayabileceği krediler için politika faizinin altında fonlama sağlayabilir bankalara. Bir anlamda hani Merkez Bankası bu kredileri bankalar üzerinden yatırımcılara kullandırabilir. Böyle bir imkan geliyor benim aklıma ilk etapta. Onun dışında şu an bir şey söylemek için erken. Ama gördüğüm kadarıyla hani özellikle seçimler arifesindeyiz. Ekonomik aktiviteye destek bir anlamda önemli ölçüde devam edecek gibi görünüyor. Hani daha önce söylediğim gibi enflasyon konusu da biraz baz etkilerine bırakılmış durumda. Hani lirayı görece stabil tutalım, baz etkileri çalışsın, enflasyon düşer otomatikman görüşünün ben hakim olduğunu görüyorum. Ama bunda da şöyle bir risk var. Bugün asgari ücrete %55 civarında bir artış yapıldı. Bence tabii ki yapılmalı. Yani hani minimum koşullarda yaşamak için çalışanların alması gereken minimum tutar da önemli tabii ama enflasyonist etkileri göz önünde bulundurduğumuzda muhtemelen Ocak ayı ile beraber tekrar önemli miktarda fiyat artışları görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hani bir anlamda sadece baz etkilerine güvenmek enflasyonun da düşüşü konusunda istenilen sonucu vermeyebilir diye düşünüyorum. Şimdi fiyatları, fiyat beklentisini yönetmek gerekiyor. Fakat burada tabii birkaç soru işareti de var. Örneğin MTV'nin yarıya indirilmesi, burada %122'lerdeyken %61'lere indirilmesi. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 için enflasyon hesabınızı %30'a göre yapın dedi. Hemen döneyim Nilüfer Sezgin'e. Şimdi bir yandan enflasyon beklentisi %30'a göre yapın diyor Cumhurbaşkanı. Ama başta MTV ya da birçok konuda yeniden değerleme oranları %60'ın üzerinde. O zaman beklentiyi nasıl yöneteceğiz? Yani İbrahim Aksoy'un vurguladığı gibi Nilüfer, baz etkisi bizi nereye kadar indirebilir? Ve bazın dışında beklenti yönetimine nereye kadar inebileceğiz? Evet. Yani tabii bizde hala geriye yönelik enflasyona dayalı bir fiyatlama yönelimi daha fazla. Bu ne zaman değişebilir? Yani ne zaman ileriye yönelik enflasyon beklentileri, otoritelerin paylaştığı beklentiler daha önemli bir çıp haline gelir? O tabii uzun vadede enflasyonla mücadelede başarılı olunca ancak olabilen bir şey. Mesela bu biz enflasyonu tek haneye düşürmeyi başardığımız dönemde belli ölçüde adaptasyon da yani geriye yönelik dayalı fiyatlama davranışını da büyük ölçüde kırmayı başarmıştık. Enflasyonun ataletinde bu anlamda düşürmüştük. Ama şimdi tekrardan bu anlamda bir kafa karışıklığı var ve geriye yönelik eğilimlere bakarak fiyatlama davranışları tabii daha ağır basıyor.
biz enflasyonda düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Yani hem Aralık'ta baz etkisi var hem de orada da kalmıyor. Gelecek senenin ilk 4 ayında da güçlü bir baz etkisi var yine devam eden. Dolayısıyla ilk yarı enflasyonun düşüş dönemi olacak. Hani nereye kadar düşebilir? Bizim baz senaryomuzda %40-44 bandına ilk yarıda gelebilir gibi hesaplıyoruz. Ama burada tabii biz ana eğilim açısından, yani çekirdek enflasyonun ana eğilimi açısından oldukça temkinli bir varsayımla ilerledik. Buna rağmen enflasyonun düşmesi mümkün oluyor. Ayrıca döviz kurlarında da yükseliş öngörerek bu tahmini yaptık. Yani bu ne demek oluyor? Döviz kurları artmazsa, mevcut seviyesinde yatay kalırsa aslında %44'ün de çok altında, yani belki 35 civarında bir enflasyondaki yıl ortasında mümkün olabilir. Tabii dediğim gibi döviz kuru eğer artmazsa. Ama yılın ikinci yarısı biraz daha enflasyon artık gerçekten hani baz etkisinin pek kalmadığı ve gerçek performansının ortaya çıkacağı bir dönem. Biz orada yatay bir eğilim öngördük yılın ikinci yarısı için. Çünkü yılın ikinci yarısında enflasyon düşmeye devam etmesi için gerçek anlamda bir iyileşme olması gerekiyor. Baz etkisinin ötesinde, dışsal unsurların ötesinde. Onun olup olmayacağını biraz daha önümüzdeki dönemde değerlendirmeye alacağız. Onu söyleyebilirim. Bir de bu asgari ücret artışıyla ilgili olarak da burada Merkez Bankası'nın kendi yaptığı çalışmalar var biliyorsunuz. Orada her 10 puanlık şokun 2 puan civarında bir enflasyon etkisi. Yani ücret artışlarına gelen her 10 puanlık şokun ya da 1 puanlık şokun etkisi 0.2 puan enflasyon etkisi diye de söyleyebiliriz. Burada peki şok ne demek dersek de hani biz bunu enflasyonun ana eğiliminin üzerinde yapılmış her artış olarak değerlendiriyoruz. Muhtemelen bu yapılan zammın da bir 2 puan civarında bizim beklentilerimize yukarı yönlü bir etkisi olabilir. Yani bir tahmin ettiğimizden biraz daha aslında yukarıda bir etki yaratıyor güzel bu yapılan zam. Peki hemen buradan biraz faiz makasının spreadlerine geçelim. Grafiği de hızlıca ekrana getireyim. Ben merak ediyorum, İbrahim Aksoy'a da bunu sormak istiyorum. Yani hem asgari ücreti konuşuyoruz hem de tabii asgari ücreti konuşurken tasarruf eğilimi, mevduatların nerede olduğu, vatandaşın birikiminin ne kadar eriyip erimediği, bunlar da oldukça önemli. Şimdi mevduat faiziyle enflasyon arasındaki makas önümüzdeki sene pozitife geçer mi? Herhalde 1 milyon dolarlık soru İbrahim Bey, ne dersiniz? Yani faiz artışlarına gidilmedikten sonra bu şekilde hani mevduat faizinin enflasyon üzerine çıkması çok zor görünüyor bizim tahminlerimize göre. Çünkü bizim tahminimiz, evet, biz de enflasyonun bu yılı %68 civarına düşerek bitirebileceğini öngörüyoruz. Ve Nülfer'in belirttiği gibi gelecek sene ilk yarıda çok güçlü bir baz etkisi var. Yani geçen sene ilk yarıda çünkü aylık enflasyon rakamları mevsimsel ortalamaların aşırı üzerindeydi. Şimdi evet, belki seçimlerden önce enflasyon %40 civarına kadar gerileyebilir. Ama biz yılı %48'de bitirmesini tahmin ediyoruz enflasyonun gelecek sene. Yani burada şöyle çok bir durum var. %48 yıl sonu beklentinizde asgari ücret zamlarının yaklaşık kaç puan etkisi olacak? Yani biz %50 civarında bir asgari ücret artışı almıştık tahminlerimizi yaparken. Bizim de beklediğimizin hafif üzerinde gerçekleşti. Gerçi %55 üzerinde artış yapıldı. Yani bunu söyleyebilirim o tarafta. Yani o yüzden hani tahminimize çok önemli bir etkisi olmayacağını görüyoruz burada asgari ücret artışının. Tabii çok fazla belirsizlik var. Seçimlerden sonra klasik para politikasına geçilecek mi, geçilmeyecek mi? Belki klasik para politikasına tekrar dönülüp faiz arttırılırsa enflasyonun düştüğü bir ortamda sizin bahsettiğiniz resimle karşılaşabiliriz ama hani burada TL'yi cazip kılmak için ekonomi yönetiminin izlediği yol aslında hani TL mevduatın getirisini yüksek tutmak değil, daha çok Borsa İstanbul'u ön plana çıkarmak diye düşünüyorum ben. Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı da bu yönde açıklaması olmuştu. Borsaya girilmesini bir anlamda değerlendirmesi gerektiğini belirtmişti yatırımcıların. Bunun aslında gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü Türk lirasının gidebileceği pek bir yer yok aslında. Konut piyasasının önemli ölçüde bir yönelim olmuştu ama
miktar olarak kredilerin kısılmasıyla beraber o tarafın durulduğunu gördük ve borsa şu anda tek alternatif. Hani bir anlamda benim gördüğüm kadarıyla eskiden Türk lirası mevduat faizleri cazip kılardı Türk lirasını. Ama artık bu yeni ekonomi modelinde konut piyasası zaman zaman ya da hisse senetleri piyasası daha ön plana çıkarılıyor gibi görünüyor yani. O yüzden hani belki seçimlerden sonra bile klasik politikaya dönüldüğünü görmeyeceğiz para politikası açısından ve durum sürdürülecek. Ben hani şahsen şunu düşünüyorum. Türk lirası mevduat oranı artırılmak isteniyor bankacılık sistemindeki ve bu oran gittikçe daha da yükseltilecek bence. Hani ekonomi yönetimi tarafından bankalara verilen hedef gittikçe yükseltilecek diye düşünüyorum. Hani bu %60'ta kalmayacaktır. Belki daha sonrasında %70-80 gibi oranlar göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden de hani faiz artışına gidip ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak yerine ekonomi yönetimi Türk lirasının örneğin kur korumalı mevduat ürününde ya da hisse senetleri piyasasında değerlendirilmesini tercih edecektir diye düşünüyorum. Baktığımızda da yatırımcılar tarafında da ciddi bir ilgi görüyoruz hisse senetleri piyasasına. Seçimlere kadar da eğer hani oraya çok özür dileyerek bir parantez açalım İbrahim Bey. Hemen bir grafiği de ekrana geçelim. Çünkü haftalık menkul kıymet istatistikleri de açıklandı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 14 Aralık'taki davasını hatırlayalım. Borsada çok hızlı bir düşüş olmuştu o gün. O dava sonuçlanınca hapis cezası. Yaklaşık %5'in üzerinde, hatta gün içerisinde %7'lere varan bir kayıp vardı. Hem o hafta hem de bir önceki hafta aslında Aralık'ın ilk iki haftasında yabancı yatırımcı Türkiye borsasından 516 milyon dolarlık çıkış yapmış. O yüzden biraz yerli yatırımcıyla desteklenen bir borsa var. Siz bu şekilde devam etmesini bekliyorsunuz yoksa seçime kadar atmosfer değişir mi borsada yabancı yatırımcı için? Şöyle aslında hani eğer risk iştahını önemli ölçüde etkileyecek yurt içi ya da yurt dışı bir olay olmazsa bu yurt içi yatırım ilgisinin devamını ve endeksi yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Fakat bununla birlikte şuna dikkat etmekte fayda var. Ben zaman zaman yazdığım notlarda da belirtiyorum. Bazı hisse senetleri fiyatları hani temellerden ciddi ölçüde kopmuş durumda. Bundan yatırımcının geçtiğimiz aylarda zarar gördüğünü de gördük. Hani ben şimdi burada herhangi bir şirket ismi telaffuz etmek istemiyorum ama zaten piyasa hareketlerini hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Endeksi yükselişin devam etmesini beklemekle beraber biz hisse senetleri piyasası konusunda oldukça seçici davranıyoruz kendi fonlarımızda da. Hani yatırımcıların da bu yönde dikkatli olmasında fayda görüyoruz. Geçtiğimiz haftalardakine benzer hareketler zaman zaman olabilecek olsa da belirttiğim gibi küresel olarak ya da yurt içinde risk alma iştahını önemli ölçüde düşecek bir olay olmadıkça endeks bazında yükselişin seçimlere kadar devam ettiğini görebiliriz. Seçim sonuçları tabii burada ne olur diye görmek isteyecektir diye düşünüyorum ben yabancı yatırımcı, hisse senedi yatırımcısı. O yüzden hani seçimlere kadar, seçimlerden önce Türkiye hisse senetleri piyasasına önemli bir yabancı yatırımcı girişi olacağını söylemek çok zor. Seçim sonuçları ne olursa olsun hani uygulanan politikaların türü de önemli yabancı yatırımcı açısından. Hani seçim sonuçlarını bir yana bırakalım. Seçimden sonra klasik politikaya dönülüp dönülmeyeceği, belirsizliğin azalıp azalmayacağı. Peki şöyle sorayım o zaman. Önemli olacak. Çok pardon. Şöyle söyleyeyim. Şimdi seçim sonucu ne olursa olsun diyorsunuz ya, yani siz mesela faiz artış beklentiniz ya da sıkılaşma politikasını mevcut iktidar dönemi devam etse de koruyor musunuz? Yani siz kendi yatırımcılarınıza sunum yaparken 2023 yıl sonu için bazı senaryolarınızı anlatırken iktidar değişirse faizler artar, mevcut iktidarla devam edeceksek düşük faiz devam eder mi diyorsunuz? Yoksa bu koşul sağlanmayabilir mi? Yani iktidar değişmese de faiz artışı olabilir mi? Evet. Hani şöyle aslında sizin de ankette belirtildiği gibi aslında 2023 sonuna dair bir faiz tahmini vermek çok zor. Yani hani orada bana da soruldu aslında burada 2023 sonu tahmini. Diğerlerine cevap verdim ama 2023 sonunda faiz şu demek hani şu anda imkansız.
Ben o şekilde bir rakam vermenin rakam sormadım ben. Yani artırılacak mı yoksa düşük faiz politikası devam mı edilecek? Ona da işte bir şey demek değil çok mi? Zor. Peki. Yani hani şimdi şunu gördük biz daha önce. Ağustos ayında ilk faiz, bu son faiz indirim döngüsünün ilk indirimi yapıldığı zaman şöyle bir ifade kullanmıştı PPK karar metninde. Bu görünüm altında bu faiz seviyesinin yeterli olduğu değerlendirilmiştir denmişti ama sonraki 3 toplantıda tekrar faiz indirimi yaptı Merkez Bankası. Şimdi dolayısıyla öngörmek zor. Evet evet. Bir peki. Sonraki ayda Merkez Bankası yeni bir faiz indirim döngüsü başlattım diyebilir. Seçimden anladım. Sonra aynı ekonomi yönetimi faizleri arttırma yönünde karar da alabilir. Peki. Net bir şey diyemiyorum ama teşekkür ediyorum. Kadarıyla çok kısa şunu eklemek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla bu defa hani klasik politikaya dönmek geçmiş yıllarda olduğu gibi kolay görünmüyor. Peki. Bu defa çok daha kararlı bir şekilde viralaşma stratejisini uyguluyor. Peki, sürenin sonuna geldik. Ben bu konuya ilişkin Nilüfer Sezgin'den de bir iki cümle alayım, sonrasında tamamlayalım. Tabii ki. Yani bizde hani seçime kadar olan ortam biraz daha net görülüyor. Borsaya olan ilginin bizde İbrahim gibi devam edebileceğini düşünüyoruz ama eğer şimdiki gibi hani seçime ilişkin yorum yapmak zor kalmaya devam ediyorsa biz seçime çok yaklaştığımız halde, o zaman bir miktar hani korunma maksadıyla bir kar realizasyonu tabii ki oluşabilir. Yani son dakikaya kadar beklenmeyebilir. Dolayısıyla hani bir öncesinde borsa biraz daha hani borsa pozisyonları bir miktar azaltılma olasılığı var diye düşünüyorum çok son dakikaya kalmadan. Bir diğer konuda tabii faiz politikası doğal olarak hani seçim sonucuna çok bağlı şekillenecektir. Ama hani bizim görüşümüz, eğer ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmazsa, yani mevcut iktidar yönetimi devam ederse, biz bunu bir seçim politikası olduğunu çok düşünmüyoruz işin doğrusu. Dolayısıyla hani devam eder seçimden sonra da kanaatimiz. O nedenle hani faiz arttırma her halükarda olur cümlesini biz çok kuramıyoruz. Anladım. Evet, o kadarını söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız ve analizleriniz için. Kısa bir ara. PPK özel yayını noktalıyoruz. Saat 16.00'da Finans Merkezi'ne tekrar beraber olacağız. Hoşçakalın.